Bizim çözmemiz gereken mesele nedir? Rabbimiz Celle Celaluhu'nu, bu kainatı, bu dünyayı, bu varlıkları yaratmasını gerektiren bir şey var. Yani yaratmasının bir sebebi var. Net olarak yatsıdan sonra okuduğumuz Bismillah. Âmener Resulü bimâ unzile ileyhim rabbihi vel mü'minûn. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var ya, işte o kainatın sultanı. Allah'ımız buyuruyor ki, herkes benim hükümlerimi beğenmezken, itiraz ederken, iğraz ederken âmener Resulü, benim Resulüm, benim dediğimi kabul etti. Ya bu kadar millet, bu kadar herkes kabul etmezken, reddederken bu ortamda, bu çağda, bu dönemde bunlar olur mu demedi. Kayıtsız şartsız, ya Rabbim senin dediğin buysa kabul. Herkes itiraz etti, etsin önemli değil. Ya Rabbim senin buyruğun buysa kabul. Herkes reddetti, reddetsin. Ya Rabbim senin istediğin bunlarsa ben de senin istediğini istiyorum. Herkes efendim nefret etti, peygamberimizi dışladılar, dışlasınlar. Allah beni dışlamasın, kulum desin. Bütün kilit noktası bu. Günümüzde insanlar yok efendim amirim ne der, ortam ne der, şartlar ne der, hukuk ne der, Allah ne der? Önemli değil. Benim makamım, mevkiim, yetkim, etkim ne der? Ondan sonra. Bu imanla cennete gitmek zor. Meselenin özeti bu. Onun için bir men taul diyor. Önce bir çevremizden başlayalım. Bu ülkede eğer insanlar Allah Celle Celaluhu'nun dediğini, hükümlerini ve Allah Celle Celaluhu'nun aziz ve celil olduğunu, yüce olduğunu gerçekten kabul etseler, ahkam-ı din ve İslam bir dakika beklememesi lazım. Neşvünema bulması gerekir. Ama ahkam-ı dinin aslından bahsettiğin zaman inanılmaz derecede insanların itirazıyla karşılaşıyorsun. O zaman o insanların Rabbim Allah demesinin doğru bir tarafı yok. Onların diyecekleri şey Rabbim nefsim demeleri lazım ki öyledir. Onların Rableri nefsidir. اَفَرَائِتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ. Arzu ve isteğinin peşine gidenin ilahı nefsidir diyor Allah Celle Celaluhu. Allah bir şey diyor, olmaz diyor. Allah-u Teala ben bunu istiyorum, senin isteğin olmaz. Allah-u Teala böyle yapın, senin dediğin olmaz. Ya kimin dediği olur? Peki. O vesileyle hub dediğimiz Rabbimizin burada sevdiği bir şey var. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki biraz hani derinlere inelim. Bu işi anlayalım. Kıymetli hazırım. Peygamberler en zirve Allah'ı sorgulamadan kabul etmişlerdir. Ne demek? Şu demek. İbrahim Aleyhisselam'ın dönemine bakıyorsunuz. Babası devletin en tepesinde yetkili biri ve kendisi o devletin ikinci adamının oğlu oluyor. Demek ki bir kendisine göre dünyalık bir ortamda tam var. Rabbimizin ahkamını kendisi alınca babam ne der, çevre ne der, insanlar ne der demiyor. Allah'ım sen ne istiyorsun? Taşa, toprağa, heykele, betona, efendim şuna buna değil. Ya dediğimi yap. Yaparım ya Rabbim. Ey insanlar bu yanlış. Bu sizin kendi kafanıza göre gittiğiniz yol yanlış. Tutun bunu, atın bunu. Atılmayı, yakılmayı göze alıyor. Allah Celle Celaluhu'nu karşısına almıyor. Ya İbrahim buyur ya Rabbim. Beni seviyor musun? Seviyorum. Oğlunu kes. Keserim ya Rabbim. Evlat kesilir mi? Oğul kesilir mi ya Rabbim? Hangi çağ, hangi dönem? Allah'ım sen böyle mi diyorsun? Evet. Allah'ın önüne geçmeyeceksin. Tamam ya Rabbim. Bu çağda örtü olur mu? Kız erkek ayrı olur mu? Hangi ortamdayız? Efendim akademiye çalışmalarımız şu var bu var. Devam et arkadaş. Hiç sıkıntı yok. Sen devam et. Ama bil ki sonsuz devam edemeyeceğin şeyler var. İnsanlar Allah'ın önünde gidiyorlar şu anda. Allah'tan akıllı davranıyorlar. Açık konuşuyorum. Ben haddimi biliyorum. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dinimin dediği doğrudur. Herkes reddetse ben kabul ediyorum. Helali helaldir, haramı haramdır. Çağa, ortama filanca ne der demiyorum. Rabbim dediği doğrudur. Her şeyin en doğrusunu bilen Allah'tır. Bunu diyen kurtarır. Benim dediğim olsun diyen ahirette senin dediğin olmayacak. Ha dünyada olur. Ölünceye kadar Allah müsaade ediyor. Bunu iyi anlamak lazım. Allah son nefeste iman nasip eylesin. Amin. Ama imanla gidecek insanların sayısı az. Az. Çünkü Mahmud Efendi mübarek Allah rahmet eylesin hep söylerdi. Kabrin kapısına gelmiş insanlar azap melekleri onları bir itikleyecek. Beni nereye atıyorsunuz? Allah'ın ahkamını inkar ediyordun. Allah'ın dediği olmaz diyordun. Mevla ben bunu seviyorum diyor. Allah'ın sevdiğini sevmen gerekmez mi? Onun razı olduğunda razı olman gerekmez mi? Allah sonumuzu hayır eylesin arkadaşlar. Bu işin şakası yok. Bu işin şakası yok. Her dönemin kendine göre bir fitnesi var. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz benim en çok etkilendiğim hani dedik ya biraz derinlere girelim.
geçelim. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Hatice annemizle evleniyor. O bölgenin en varlıklı durumuna geliyor. Günümüz ifadesiyle devletler arası, uluslararası ticaretler yapılıyor. 500 tane kervan efendim düzenleniyor. Ciddi manada efendim mülkiyetler oluşuyor. Mekke'nin en büyük evi Hatice annemizin, Resulullah Efendimiz orada. Bu kadar efendim halkın saygısını kazanmış. Herkesin takdirini kazanmış. Efendim bir insan için endamı, Allah vergisi, hılkati, yaratılışı, her şey mümtaz. Efendim herkesin takdirini almış. Bu da önemli şey. Yani bir günümüz ifadesiyle saygınlığın var, onurun var, herkesin teveccühü var. Güvenilir bir insan, takdir ediliyor. Numune bu hale gelinmiş. 40 yaşına geliyor. Bütün ünvanlar halkın en zirvesinde. Salih Aleyhisselam'da da aynısını görüyor. Peygamberlerin hepsinde var bu. Burada ince bir mana çıkıyor. İnsanın sahip olacağı ne kadar efendim üstünlük varsa elde ettiği halde Rabbimiz bunu yapacaksınız, bunu yapmayacaksınız. Ey insanlar, kainatın sahibi beni de siz de yaratan Allah böyle istiyor. Bunu yapacağız. Oo sen gericisin. Bunu yapmayacağız. Oo sen zamanımıza uygun hareket et. Herkes terk ediyor. Bakın bu işte esas mesele bu. Millet ne der değil. Allah ne der? Allah niye Habibim diyor? Her şeyi reddedip beni tercih ediyor. İnsan her şeyi reddedip Allah'ı tercih edeceksin. İşte budur. Bunu yaptığın zaman o zaman Allah'ın sevgilisi olursun. Yok her şeyi memnun edeceksin. FETÖ gibi. Efendim papazları memnun edeceğiz dediler. Allah'ın hükmü ne olacak? Papazı memnun edeceğiz. Git et. Kendileri papaz oldular. Meclise kurşun sıktılar. Kestirme konuşuyorum. Sen Allah'ın önüne geçmeyeceksin. Allah Celle Celaluhu ne diyorsa ve kûnû mâ sâdıkîn. İyilerle beraber ol diyor. İyilerin içinde olacaksın. Hakkın yolunda yürüyeceksin. Hak insanlarla beraber olacaksın. Allah'ını, dinini, vatanını sevenlerle beraber olacaksın. Gavurlarla, dinsizlerle ne işin var? Eğer oradaysan o adamın da efendim dinle alakası yok. Açık konuşmak lazım. Allah gidişatımızı iyi eylesin. Amin. Rabbim neyi seviyorsa onu seveceğiz. Rabbim neye gazap ediyorsa oradan uzak duracağız.